Gündem dışı üçüncü söz, Balıkesir ve İstiklal Madalyası hakkında söz isteyen Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Ahmet Akın'a aittir. Buyurun Sayın Akın. Sayın Başkanım, teşekkürler. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Kuvayi Milliye yanmış, yıkılmış, işgal edilmiş, düzenli orduları için tasfiye kararı alınmış bir milletin yeniden doğuş hareketidir. Amacı hiçbir devletin ve ulusun egemenliğini kabul etmeden yüce Türk milletinin ay yıldızlı bayrağı altında yaşama hakkını ve bağımsızlığını oluşturmaktır. Vatanı işgal edilmiş, bağımsızlığı ve özgürlüğü elinden alınmış Türk milletinin yeniden doğuş hareketi olan Kuvayi Milliye meşalesi Balıkesir'de yakılmıştır değerli arkadaşlar. Balıkesir, Kuvayi Milliye'nin en güçlü, en kuvvetli halkasıdır. İzmir'in işgalinden hemen sonra yiğit Balıkesirliler 16 Mayıs 1919'da önce eski belediye binasında, daha sonrasında da okuma yurdunda bir araya geldiler. İşgali protesto kararının alındığı bu toplantıdan sonra 18 Mayıs 1919'da yapılan 1. Alaca Mescit ve ardından 2. Alaca Mescit toplantısında Balıkesir'in kahraman evlatları silahlı mücadele kararı aldılar. Bu toplantılarla Kuvayi Milli Hareketi ilk kez olarak Balıkesir'de başlamış ve tüm Anadolu'ya yayılmıştır. Sayın milletvekilleri, Balıkesir halkı ilk silahlı mücadeleyi başlatarak cepheler kurmuş, varını yoğunu vatan savunması için feda etmiş, seferber etmiş ve yüce Türk milletinin haklı davasının bütün dünyaya duyurulmasını sağlamıştır. Balıkesir Kuvayi Milliyesi mutasarrıfı, belediye reisi, ilçe kaymakamları, aydını, subayı, din adamı, genci, yaşlısı hep birlikte 5 kongre düzenlemiş ve 14 ay boyunca Ayvalık, Soma, Akhisar ve İvrindi cephelerinde mücadele ederek işgal ordusunu yıpratmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu Ayvalık, son kurşunu da Bandırmamızda atılmıştır. Değerli arkadaşlar, Balıkesirliler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkışının ardından Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk harcını koyarak da Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde önemli katkılar vermişlerdir. Balıkesirlilerin işgal karşısında gösterdiği vatanseverlik duygusu ve bu uğurda verdikleri mücadele de tarihte yerini almıştır. Sayın milletvekilleri, 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla ilk kez İnebolu'ya İstiklal Madalyası verildi. Şehirlerini Fransız işgalinden kurtaran Kahramanmaraşlılar 1925'te İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. 2008 tarihinde geçmişte gösterdikleri kahramanlıklarla tam 87 yıl sonra Gaziantep İstiklal Madalyası'na kavuştu. Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destansı mücadeleyle büyük bir kahramanlık gösteren Şanlıurfa'ya da İstiklal Madalyası 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle verildi. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehridir. Bunu hem tarihçiler hem de bu konudaki uzmanlar bunu açık net olarak ortaya koyuyor. Balıkesir 100 yıl önce yaktığı Kuvayi Milli Ateşi'nin onurunu İstiklal Madalyası gibi büyük bir sembolle onurlandırılmasını bekliyor. Balıkesir'e verilecek İstiklal Madalyası ile şehit ve gazilerimize geç kalmış olan bir vefa borcunu ödemiş olacağız. Tüm yiğit Balıkesirli hemşerilerim bu hakkın Balıkesir'e teslim edilmesi için tam bir birlik beraberlik içinde yek olmuş durumdalar. Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm Balıkesirliler bu hakkın Millet Meclisi tarafından teslim edileceğine yürekten inanıyor ve bunu bekliyor. Verilecek olan İstiklal Madalyası Kurtuluş Savaşı'nda fedakarca vatan aşkıyla vatanın bağımsızlığı ve özgür bir gelecek için mücadele veren yiğit Balıkesirlilere duyduğumuz minnetin bir ifadesi ve bu büyük mücadelenin simgesi olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yiğit Balıkesirlilere gösterdiği kahramanlığa karşı kayıtsız karşısız kalmayacağına inanıyorum. Ve bu vefayı Kuvayi Milliye'nin başkenti Balıkesir'e İstiklal Madalyası'yla da onurlandıracağına yürekten inanıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, Balıkesir'imize İstiklal Madalyası verilmesi için hem geçen dönem hem de bu dönem kanun tekliflerini verdim. Bu kanun tekliflerimiz şu anda komisyonda bekliyor. Bizler bu vatanın evlatları ve bu cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet alan cumhuriyetin Atatürk'ün evlatları olarak emanet aldığımız cumhuriyeti ileri götürmek ve gazilerimize ve şehitlerimize karşı borcumuzu ve vefamızı göstermek için komisyondaki teklifimizi isterseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla bir günde, isterseniz bir saatte kanunlaştırıp yüce Türk milletinin fedakarlığını ve vefasını Balıkesirlilere göstererek Balıkesir'i İstiklal Madalyası'yla onurlandırabiliriz. Hepinize saygılar sunuyorum.